Kendin de değiştirebileceğin bir özellik olsaydı bu ne olurdu? Vallahi bir 10 santim çok isterdim. Tamamıma. Bu arada da helal olsun sana. Buradaki ay yıldızı fark etmedik zannetme. Kız bu ay yıldız değil. Ay yıldız o, ay yıldız. Kenardaki kekoyum ben böyle. Vodka vişne bir kekoyum. Tüh yapmasaydım keşke diyorum. Vallahi öyle saçma sapan bir ruh hali. En çılgın isteğin ne? Şu hayattaki. Ben ondan sonraki bir ayı tekrar yaşayabilirim yani. Çok güzel. Aşkın tanımı herkese göre değişir diye düşünüyorum. Biz habire bir şeylere benzetiyoruz aşkı. Kimisi kuşa benzetiyor, kimisi böceğe benzetiyor, kimisi yaprağa benzetiyor. Ama sanırım finalde aşkın bizi neye benzettiği daha önemli. Çok etkileyici bir cevap oldu. Estağfurullah. İlk aşkının adı ne? İlk aşkımın adı... Az sonra. Ya ilk aşkım... Hayatımda bana yapılmış en büyük kötülük. Şu an bakarken anladım. Aynı kişiden mi nefret ediyorsun? Evet, çok kötü bir adam. Tuğrul, benim zaaflarım neler? Kadınlar falan diyorsun. Çerçelebelemediğin. Onun tam şeyi neydi lan? Çerçeleyemediğin. Çerçelebelehelem. Virajı alamıyorum. İçimdekini dışarı vurdum galiba. Evet. Evet, merhaba Mosso TV'den herkese selamlar. Bugünkü konuğum anket defterinde sevgili Oğuzhan Uğur. Sağ olun, teşekkür ederim. Alkışlarımla geldim, görüyorsun değil mi? Şu anda bizim stüdyodayız, Pinch Stüdyosu'ndayız. Sevgili Melek ve ekibi geldiler. Bir program yapıyorlarmış efendim. O programda da beni ağırlamak istediler ama beni ağırladıkları mekan benim mekanım. O yüzden taş yerinde ağırdır diyerek gayet iyi ağırlanacağımı istediyor ve sorulara geçmeyi arzu ediyorum. Ama biz zaten herkesin kendi mekanına gitmeye karar verdik. Çok iyi biliyor musun? Ne güzel. Bu işten kaçmak mı? Yani stüdyoya kira ödemektense nasıl olsa herkesi tanıyorum. Gideyim evinde ofisinde çekeyim gibi kafam yani. Yani normalde eğer evine gitseydik evinle ilgili böyle bir şeyler de soracaktım sana ama bir dahaki sefere eve gelirim. Kimlere gittin şimdiye kadar? Onları sonra söyle. Sürpriz değil mi? Sürpriz. Yayınlanmadı bak. Aynen. Bravo. Denedim. Bravo. Tebrik ederim. Bir lakabın var mı? Var. Ne? Fırlama. Fırlama. Pistolü fırlama dolur değil mi? Ama bu doğumla ilgili bir şey değil. Ya. Çok hareket ettiğim için büyük ihtimalle çok böyle... Hızlısın. Hızlı maalesef. Doğum tarihin, yerin? 1984 Antalya'da doğdum. Evet. Ama aslında Ankaralıyım. Burcun ne? Burçlara inanır mısın? Burçlara son bir yıldır çok inanıyorum. Sevgili Yiğit Penguen diye bir arkadaşımız var. O adam beni inandırdı burçlara. Kova burcuyum. Yükselenim de balık. Balık mıydı benim yükselenim? Benim yükselenim balık. Duygusal mısın balıklar gibi? Yani kova gibi sabah piçlik yapıp akşam da balık gibi duygusallık tüh yapmasaydım keşke diyorum. Ay. Vallahi öyle saçma sapan bir ruh hali. Melek kartını çekiyoruz kovaların. Şöyle bir melek karıştıralım. En sevdiğin renk ne? Yani siyah bir renk değildir ama siyahı çok severim. Onun dışında da maviyi çok severim. Kaçıyor musun? Siyah mesela kaçma rengidir ya. Kaçma rengidir. Ya kapatır her şeyi ya. Ya benim için siyah basit şıklıktır. Ve zaten boyum 1.73 yani ne giysem yani takım elbise giyiyorum. Kamil Koç muavini zannediyorlar anladın mı? En sevdiğin yemek ve meyve. En sevdiğim yemek... Çedarlı köfte. Öyle de vizyonsuz bir damağım var gerçekten. Artık vegan olacaktık hani. Olacağız. Vegan olacağız. Çünkü son vegan diyeti bana çok faydalı geldi. Gerçekten böyle kafam açıldı yani. Sabah böyle ooo falan diye uyanmaya başladım. Çedarlı köfte. Ama çedarlı köfteyi de seviyorum. Onun da hakkını yiyemem. Meyvelerden de en çok kiviyi severim. Böyle ekşi şeyleri seviyorum böyle. Mayoş. Evet. En çok kullandığın kelime ne? Yok hayır. Bu değil. Bu bipli olan değil. En çok kullandığım kelime büyük ihtimalle tabir olarak da söyleyebilirim. Aynen'i çok kullanıyormuşum. Dün sevgili İlker Ayrık'la toplantıdaydık. Dedi ki moruk farkında mısın dedi. Sürekli aynen diyorsun. Kaçmak için mi? Kurtulmak için mi? Virajı almak için mi? Ya da geçiştirmek için mi? Onu anlayamadım. Ama sürekli aynen diyorsun dedi. İlk kazandığın parayla ne yaptın? İlk kazandığım para bana vergi sistemini öğrettiği için yani yiyemeden moralim bozuldu. Sanıyorum 1000 lira aldım. %18'i bir yere gitti. Vergi verdim, KDV'sini verdim. Sonra bir de gelir vergisi ödedim. 100 liram kaldı. Çok bir şey kalmadı. Hiçbir şey yapamadım parayla. Çok küçük yaşta başladım ben para kazanmaya. Karikatür çizerek başlamıştım. Karikatür çizmenin verdiği hazzı parayla örtemediler. O yüzden ilk kazandığım para benim için çok değerlidir diyemem ama ilk kazandığım para deyince aklıma gelen şey benim için çok değerlidir. O da bir karikatür, bir mizah dergisinde çizim yapıyor olmak ve o çizmini daha henüz sosyal medya yokken birçok insana paylaşmak. Batıl inançlarım var mı? Varsa bunlar neler? Batıl inançlarım eskiden vardı. Tabii bu mahalle baskısından dolayı ortaya çıkan batıl inançlardı. Mesela işte yatağının içinde yemek yeme gece seni ürkütürler.
öldürürler. Ateşle oynama, gece seni işetirler. Efendim gece tırnak kesilmez çünkü şey olur. Genellikle hep hijyenik şeyleri gece yapmamamızla alakalı telkinleri, evet, zamanında bir batıl inanç olarak kabullendiğim doğrudur. Ama o yılları söyleyeyim sana, 8 ila 9 yaşımın arası. Hayalindeki meslek bu muydu? Tabii neydi? Ki değildi. Yani bir insan peki? Çocukken hayal kurar. Ben çocukken YouTube yoktu yani. Nasıl böyle bir hayalim olabilir ki? Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ama tabii ki bir medya işi yapacağımı biliyordum. Yazmak istiyordum ki yıllarca da televizyonda editörlük yaptım. Yine yazmayla devam edeceğim zannediyordum. Yani ben bir şeyleri yazacağım, onu süslü insanlar sunacak gibi hissediyordum. Sen yazdın, sen sundun. Hep öyle oldu. Abi şöyle yapsanıza derken, abi sen ne güzel yapıyorsun, devam etsene, bizi ne uğraştırıyorsun denmiş ve beni kameranın önüne atmış oldular. Hayalim genelde böyle kimsenin muhatap olmadığı, bilmediği, tanımadığı, hani hiçbir şeyine yorum yapılmayan ama işleri başarı kazanan bir adam olmayı çok istedim. Yazdığım yazıyı herkes okuyor ama benim yazdığımı bilmiyorlar falan. Ben sakallarımla oynayıp böyle Cihangir sokaklarına bakıyorum. Hayal ettim bir dönem. Peki romantik misin, realistik misin? Ben yani ikisini de yaşıyorum, hissediyorum yani. Daha çok hangisi ağır basıyor? Kesinlikle realist ya. Bence maalesef. De öyle. Ama belli bir yaştan sonra öyle oluyor. İnsanın sanırım duygu zafiyeti de yaşlandıkça farklı bir yere koşuyor, evriliyor. 19 yaşında yaşadığım bir romantizmle, şimdi şu yaşta yaşadığım bir, şu yaşta deyince de çok yaşlı değilsin bu arada ama. Bir illüstrasyon vardı hatta. Böyle insan küçücük, kalbi kocaman. İnsan büyüdükçe kalp aynı şekilde kalıyor böyle. Küçücük kalıyor büyümüş insanda. Gibi bir durum bende de oldu. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olur? 1. Uydu telefonu. 2. tavla. 3. de yakın bir arkadaşım. Bir adaya gitmek isteseydim yanına 3 alacağım 3 şey. Durum peyniri. Etimi tavuğumu hazırladım. Mangalımı. Tamam. Karpuzumu. En çılgın isteğin ne? Şu hayattaki. Vallahi. Ben bunların hepsini yaptığım için bana çılgın gelmiyor. Her şeyi yaptın mı? Bir şey vardır. Yaptım muhakkak. Yapanım. Emin misin? Yapmış ama değil mi? Yani yok yani gerçekten insanların çılgın olarak, ya çılgınlık diye tabir ettiği, başlıklandırdığı birçok şeyi zaten yaptım. Yeniden yaşamak istediğin bir gün var mı? Var. O gün ne gün? 2005 yılı. Üniversitedeyim. DJ Tarkan vardı. Şimdi DJ Tarkan deyince komik gelebilir ama çok başarılı, yurt dışında da bayağı böyle sağlam bir adamdır. Tarkan deyince adamın talihsizliği Tarkan olmasıydı. Mesela DJ Tarkan'ın performansı vardı, Jolly Joker'di o zaman. Oraya bir hanımefendiyle gittim ve hep o hanımefendiyle böyle bir etkinliğe gitmeyi çok istemiştim. 2 yıl falan bayağı bir hayal etmiştim ve onunla o partiye gittim. Zaten ondan sonraki bir ayı tekrar yaşayabilirim yani. Çok güzel. Bak bu şimdi romantik oldu mesela. Tabii paramparça oldum. 2005 ama. Sence aşkın tanımı ne? Aşkın tanımı herkese göre değişir diye düşünüyorum. Biz habire bir şeylere benzetiyoruz aşkı. Kimisi kuşa benzetiyor, kimisi böceğe benzetiyor, kimisi yaprağa benzetiyor. Ama sanırım finalde aşkın bizi neye benzettiği daha önemli. Bu çok etkileyici bir cevap oldu. Estağfurullah. Şu an etkilendim. İşimiz efendim, bir bir konuşmak. Buradan çıktığında tozlu bir araba gördüğün üzerine ne yazarsın? Beni yıkanma, bana yıkanmayı öğret yazardım herhalde. Ne bileyim. Ben genelde karikatür çiziyorum. Hobilerin neler? Yani en çok ne yapıyorsun? Eskiden tenis oynamayı çok seviyordum mesela ama bir spor gibi değil. Eğlencesine. Çok daha farklı kurallar koyuyorduk. Mesela çoban oynuyoruz kardeşimle, sevgili Tuğrul'la. Çoban basket potası ve basket topuyla oynanan bir şey. Bunun adı basketbol ya. Değil, çoban. Atıyorsun topu. Biz kısa boylu ve performansı düşük insanların, performansı yüksek ve uzun boylu insanların oynadığı oyunları upgrade etmek gibi bir durumu söz konusu. Baktık koşup smaç basamıyoruz, o zaman kurallarını değiştiririz diyoruz. Atıyoruz, top yere bir kere değecek, sen orada tutacaksın, sen de onu atacaksın. Kendi kurallarımızla zaten mevcut sporları değiştirip başka bir hale evrimleştirdiğimiz için hobilerim onlar. Hobilerin ne peki? Ölmekten, yani hiç korkmazdım. Son bir buçuk senedir ölmekten korkmaya başladım. Yani bilmiyorum, bir şey eksik galiba ya da zamanında evvelinde bir cümleyi tamamlamadım büyük ihtimalle. Yani bu cümleyi tamamlamak bir metafor olarak düşün. Yani hayatımda bir şey yarım bıraktığımı hissediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Hani evden çıkarken ulan kesin bir şey unuttum ya dersin ya. Sanırım onu daha geniş bir kapsamda başlıklandırırsan ben şu anda onu yaşıyorum. Yani mesela bugün ölsem yarın anlatacağım çok şey eksik kaldı diyebilirim. Sanırım bu yüzden korkuyorum. Birine karşı içinde kalan, söyleyemediğin şeyler var mı? Ve bunlar seni hayatında nasıl bir yere getirdi? Tabii ki var. Kimse tam olarak kendini sanırım bir başkasına, özel hissettiği ya da hissettirdiği birine aktaramıyor ki. %100 olarak. Yani filtresiz bir şekilde sunamıyorsun ki kendini. Bunun spesifik bir özel biri. Keşke söyleseydim. O kadar Allah çok özel falan. İnsan oldu ki hayatımda. Bunu yalnızca ilişki olarak düşünme ama yani. Gerçekten çok özel insanlar oldu. Hayır, dostluklar da olabilir. İlk aşkının adı ne? İlk aşkımın adı... Az sonra! Ya ilk aşkım... Yan kanalda yani, öyle düşün. Yan kanal. Tabii ya, bayağı adını söyleyemem.
İlk aşkın yani. Tabii tabii. Manyak gibi başarılı oldular. Ben anlamadım ya. Ciddi misin? Ha. Adını söyleyemezsin yani. Valla söylersen aa şu derler yani. Aha. Bir de Pinch programı izleyenler vardır. Şurada 3-5. Kesin bu derler yani. İsmi hariç her şeyi anlattığım için programlarda. Ya o kadar çirkinim ki. Bir ümit benim sevgili takipçim. Hangi hanımefendiyle fotoğraf paylaşsam. Bu sefer tamam abi falan filan diye böyle altına yorumlar yazıyorlar. Mesajlar atıyorlar ya. El birliğiyle beni bir ilişkiye sürüklüyorlar sağ olsunlar. Seninle fotoğrafımızdan sonra da çok fazla evet. Haber maber oldu hani şeyde şey Twitter'da misin, biliyorsun. İşte Oğuzhan'la mı birliktesin falan ben ne alaka ne oluyor falan deyip girip seni... Yanımızda da bembeyaz böyle şey kurt köpeği vardı. Evet. Düşün yani. Onun yanında beni seçip böyle bir yakıştırma yapmışlar. Çok sağ olun. Hayatında sana yapılmış en büyük kötülük ne? Hayatımda bana yapılmış en büyük kötülük... Ya o kadar çok var ki ama en büyüğü diye eğer sınıflandırmam gerekirse bazı şeyler yanlış giderken onların yanlış gittiğini bana çaktırmayan, benim anlamamı bekleyen ya da beni boş yere öven insanlardı galiba. Tarihte hiç sevmediğin kişi, bu hayatındaki herhangi biri de olabilir. Hani dayım, amcam falan dersin ya. Öyle biri de olabilir. Tarihte, ha tamam. Şu an bakarken anladım galiba. Sen, aynı kişiden mi nefret ediyoruz? Amcam evet çok kötü bir adam. Amcam yani. Yok şaka yapıyorum. Amcam gerçekten kötü bir adam. Yok hayır, hayır. Amcamı çok seviyorum. Ya bilmiyorum tarihte tabii yani. Hayır yani bilemiyorum. Çok çok tabii. Çok var. Tarih bilgim çoktur benim mesela. Aynen. Ya, bu yüzden sevmeyeceğim çok adam var yani. Zaaflarından bahsedelim. Zaafların neler? Bunu bana sorman hiç adil değil. Yani neden? Burada benim ekibim var mesela ona soralım. Mesela sevgili Tuğrul'a soralım. Tuğrul benim zaaflarım neler? Kadınlar falan diyorsun. Hayır bu arada. Ne? Zaafı. Nasıl öyle zaafı yok ne demek? Tamamen... Herkesin bir zaafı vardır. Efendim? Sevdiğim bir insana hayır. Evet hayır diyemiyorum. Bunu da böyle... Oğlum bu şey gibi olmadı mı? Hülya Avşar Show. Hani zaafların neler? Çok iyi bir insanım. Herkesi kendim gibi görürüm. Öyle değil ama hayır diyemiyorum gerçekten. İçimden nefret kusuyorum bu arada ama dışarıdan hayır diyemiyorum. Bir yağmur damlası olsaydın nereye düşerdin? İstanbul'daysak AVM'ye düşerdim büyük ihtimalle. Düşecek toprak bulamadık. Vallahi o nasıl bir bulut olduğumla alakalıdır bence. Neyin bulutuyum ben? Yani bir fabrikanın bulutu muyum? Ona göre düşmek isterim. Yani bir çocuğun avucuna düşmek istemem yani. Çünkü radyasyonluyumdur büyük ihtimalle anladın mı? Onu da tanımlamak lazım. En sevdiğin yerli ve yabancı artistler? Yerli artist tabii ki budur deyip konuyu kapatamam. Ama Barış Manço'yu çok seviyorum mesela. Gerçekten büyük hayranıyım. Zeki Müren'in çok büyük bir hayranıyım. O kadar büyük bir hayranıyım ki bazen şarkısını dinlemesem de oturup onları özleyebiliyorum. Bazen toplumun sanatçılarının toplum içerisinde olan olayları verdikleri tepkileri görüp bugün halen yaşayan ve benden belki genç olan bir adama da hayranlık duyabiliyorum Türkiye'de. Yabancı hayran olduğum o da çok fazla. Yani şu dersem diğerlerine çok büyük haksızlık etmişim gibi. Olmaz mı? Karşı cinste seni en çok etkileyen ve çeken özellik ne? Bacak boyu. Bacak boyu çünkü benim yok falan. İnce bilekli olması lazım. İnsan kendinde olmayan şeyi arıyor demek ki kadınlarda. Zaten hepimiz de öyle. Ben de mesela çok uzun erkekleri beğeniyorum. Evet çok uzun erkekler de sizi beğeniyor. Öyle mi? Vallahi billahi. Vallahi. Çok ciddi söylüyorum. 1.58'ler yani. Okey yani. Yani daha kısasını da seviyorlar. Var bizde ilk nur var daha kısası. Gerçekten öyle ama bak profesyonel basketbolcu ciddi ciddi böyle 2.28 arkadaşlarım var böyle. Diz kapaklarını tanıyorum ama ya yani. Yüzden hiç görmedim. Mesela onların kız arkadaşları falan hep bu kadar böyle. Alıyorlar böyle koyuyorlar onu aşkım falan deyip geziyorlar. Ben de hep böyle upuzun hanımlar. Tabii ki bacak boyu değil. Bir kadının beni tartışmada haksız çıkartması beni çok etkiliyor. Doğru söylüyor lan şu anda. Dediğim anda ben o kadından çok etkileniyorum. Sana göre mutluluk ne? Bana göre mutluluk yaptığım bir eseri, bir işi beynimin içinden çıkartıp başkalarıyla paylaşmak, paylaştıktan sonra da o işi çerçevelemektir. Bu bir YouTube videosu da olabilir. Bir YouTube videosu bittikten sonra ona artık müdahale edemiyorsun. Tabii artık ediyorsun. İçinden şunu çıkartmamız lazım, kanka linç yiyoruz deyip kestiğimiz şey çok oldu. Bir karikatürdür, bir resimdir, bir heykeldir. Bir üretimdir aslında, bir yazıdır, bir cümledir. O cümleyi birileriyle paylaşmak benim için o işi çerçevelemek anlamına geliyor. Onun tam şeyi neydi lan? Biz de dev buradan, evet. Çerçeve demiyor muyum oğlum? Çerçele zaten onun adı. Çerçeveden mi bahsediyorsunuz? Ben çerçeveden bahsetmiyorum. Çerçeveden bahsediyorum. Çerçevede onun arkasına sürülen sığır... Beyin bedava. Bedava ya. Hani durur ya böyle. Şövalenin üzerinde mesela resim durur. Çerçevesi yoktur. Her odaya girişinde çıkışında sana bir şey batar o resimde. Dersin ki ulan dur dağın üzerine bir ağaç daha koyayım. Yok efendim dur ovaya bir ev daha koyayım dersin. Ama çerçeveledikten sonra o iş bitmiştir, kapanmıştır ve beğeniye sunulmuştur. Kimin için beğeniye sunduğunun bir önemi yoktur. Kendin için de olabilir bu. Eve girdiğinde şöyle baktığında evet bunu ben yaptım dersin. Bitirmişlik duygusu. Aynen öyle. Peki mutsuzluk
Ne? Mutsuzlukta onları dışarı çıkartamamak. Çünkü beynin içinde bir fikir oluşuyor, bir beste oluşuyor. Çat üstüne başka bir beste gelmesi çok yakındır. O gelmeden evvel onu bir ateşlemen lazım. Başka bir beste gelince bu sefer bundan da soğuyabiliyorsun. Ben kanlı takibi seviyorum. Yapıştıracağım, geçeceğim. Yapıştıracağım, geçeceğim yani. Çıkartacağım o işi. Burada kalmasından çok daha iyidir. Burada bana yük oluyor çünkü. En saçma özelliğin ne? O kadar çok saçma bir adamım ki. Ben ne yapıyorum Tuğrul? En saçma yani özelliğim ne benim? Geç kalmak galiba, değil mi? Geç hayatım kalıyorsun. Boyunca her yere çok özenli ve titiz bir şekilde geç kalmışımdır. Bunun içinde başbakanlar, efendim kimler var? Yani düşün, yani program çekeceğim, ben geç kalıyorum. Oluyor, bir şey var beni engelleyen. Yani sanki bir anda o iptal olacak ve oraya gitmeyecekmişim hissi beni o iş başlayana kadar rahat bırakmıyor. Geç tabii. Kalmak bayağı, bu geç, bildiğin. Bu başka bir şey ama bir yetenektir benim için. Kendin de değiştirebileceğim bir özellik olsaydı bu ne olurdu? Vallahi bir 10 santim çok isterdim. Tamamıma. Değil mi? Burada tiklin lüzumu yok. Yani tamamıma. Yani şöyle bir uzayaydım da şöyle bir gireydim ortamlara heybetimle. Oo, bir giydiğim yakışsın be. Ben ister miyim masada program yapmak? Şurada tek bir koltuk olsaydı da şöyle otursaydım her yerim gözükseydi falan filan. Yok. Ya tabii ki bir şey olarak değil bunu alçaklık şeyi olarak ya da falan yetersizlik olarak görmüyorum. Görüyorum, görüyorum. Hakikaten isterdi böyle bir şey olması. Uçmayı da çok isterdim. En büyük fantezin ne? Yani benim en büyük fantezim büyük ihtimalle yerel, lokal kardeşlerimi alıp Amerika'ya gidip Amerika'da New York'tan başlayan bir yolculuğu San Antonio'da bitirmek. Yani Amerika'nın kuzeyinden başlayıp Amerika'nın en güneyine yolculuk yapıp sınırdan Meksika'yı geçip Meksika'da 2-3 tane tekli atıp geri dönmek. Döndüğümde de bütün eyaletlerde çekilmiş türkü videoları, bilmem ne videoları, işte bu da semt videoları yapıyoruz ya, onu mesela Colorado'da yapmak istiyorum falan. Pandemi var. Çok büyük bir fantezimdi. Babam burası neresi falan deyip hani o abilerle. Ya, çünkü ben de öyleyim. Yani ben Eyfel Kulesi'ne bakıp o yapmayı sevmiyorum. Şunu yapmak istiyorum Eyfel Kulesi'ne. Falan yapmak istiyorum, anladın mı? Yanımda da öyle birisi olsun istiyorum. De Gaulle deyince ooo diye bağıran adam istiyorum yanımda, anladın mı? Yani böyle keko istiyorum. Çünkü ben kekoyum abi. Gördüğüm şeyi o zaman ben tadını çıkartabiliyorum. Yani düşünsene Brooklyn Köprüsü'ne bakıp da Brooklyn Köprüsü 1855'te falan. Hani bunu istemiyorum yanımda. Abi bizde olsa var ya falan, onu istiyorum ben. Öyle abilerle Amerika'nın kuzeyinden güneyine müthiş bir seyahat yapmayı gerçekten çok isterdim. Aldattın mı, aldatıldın mı? Aldatıldım, aldattım, yendim, yenildim. Bu hayat bize neler yaptı. Aldattığım yaş çok küçüktüm yani. 18-19 yaşımda aldattım ki o aldatma da sayılmazdı. Yani büyük bir yuva yıkmadım. Hmm. Hani o zaman erkeksin ve başka hiçbir şey düşünmüyorsun gerçekten. Ben hayatımı tek kadınla mı geçireceğim demeye başlıyorsun. 18 yaşında salakça bir erkek duygusu o dönemde. Başka bir kadın da sana bakınca, ki daha önce sana kadınlar bakmamış oluyor ya 18 yaşına kadar. Aa ufaklık, ufaklık, ufaklık mı? Ah be ablacığım bir sarılsak falan diyorsun ya. O zaman... Nasıl bitirdim değil mi konuyu? Böyle şeyler oldu. Evet. Hiçbirinin numarasını bir yere yazdın mı? Halka açık bir yere. Eskiden hani belediye otobüslerinin falan koltuğunda numaralar yazardı. Bir şey, bir şey, bir şey. Ha, bel soğukluğu diyorsun. Bel soğukluğu deyip yazmıyorlar mıydı? Pardon, o bel soğukluğu değil. Bel fıtığı mıydı lan o? Bel fıtığı. Benim aklımda nasıl kalmışsa demek ki. Yok, yazmadım. Algıda seçicilik. Ne biliyorsunuz lan? Ne bileyim, anlamam ki. Virajı alamıyorum. İçimdekini dışarı vurdum galiba. Evet. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin? Aa, uçmayı çok isterdim. Görünmez olmayı çok isterdim. Onlar süper kahraman yeteneği, normal yetenek. Atıyorum, he, normal, çiziyorsun, düz, öğrenci. Şey, çalışan ve süper kahraman bir ayrılıyorsun. Ben bunu da biliyorum. Tamam. Karikatür çok iyi çizebiliyorum. Harika piyano çalıyorum. İyi şarkı söylerim. Mizahım kuvvetlidir. Program yaparım. Kitaplarım var. Bilmiyorum ki ne kaldı ya. Oğlum ne aşağılık bir adam oldum şu anda var ya. Sadece burası mesela beni tanımlamak için iğrenç bir bölüm olurdu. Dans etme yeteneğim hiç yok. İster miydim? İzlemeyi çok seviyorum. O enerjinin içinde çok kapılamıyorum. Mesela büyük herkesin zıpladığı, hopladığı konserlerde de DJ Tarkan konserinde olduğu gibi. Mesela hep kenardaki kekoyum ben böyle. Vodka vişneli keko böyle. Hani buyum. Bendeki dans bu. Evde bir danslar ediyorum kendi kendime. Bak inanılmaz. Ama tabii dansa hiç yeteneğim yok. Hayattaki sloganın ne? Bam bam bam. Taktiği diye bir şey yok. Bam 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 diye. Sıkmayın abim canınızı. Her acıyı başka bir acıyla kıyaslamak marifet değil tabii ki. Ama çok büyük aşk acısı çekerken, hiç böyle nefes bile alamayacağımı düşünürken bir arkadaşımın arayıp beni babam öldü oğlum yanıma gelsene demesi. Beni o acıdan bir saniyede nasıl çıkarttıysa, hayatta insanın yarın ne olacağını bilememesiyle alakalı çok fazla soru işareti zaten olacaktır.
kimin yerinde olmak isterdin şu hayatta? Yani kimin yerinde olmak isterdim? 1999'daki Oğuzhan'ın yerinde olmak çok isterdim. Yine kendin. Ya tabii ki. Ya başka birinin hayatını yaşayabileceğimi zannetmiyorum çünkü. Neleri değiştirdim. Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu? Uçmak! Bu arada görünmez olmak isteyenler kötü insanlarmış biliyor musun? Ha, görünmez olup ne yapabilirsin ki mesela? Manyak işte. Milleti dikizlemekten başka ne yapabilirsin? Oradaydım falan. Anladın mı? Enteresan. Bir hayvan olsan hangisi olurdun ve insanlara ne söylemek isterdin? Ben bir hayvan olsam insanlara hiçbir şey söylemek istemezdim. Açıkçası uzak durmalarını isterdim yani benden. Çünkü düşünsene bugün haberlere bakıyoruz. Kurtlar şehre indi. Hayır, şehre inmediler. Sen kurtların şehrini kendi şehrin yaptın. Ayıların şehrini kendi şehrin yaptın aslında. Hep bu şekilde baktığımız için ne kadar insandan uzak durabilirsem o kadar iyi olur deyip yağmur ormanlarında bu kalemun olmayı çok isterdim mesela. Bir anda böyle hop yokum. Hani ağaç olmuşum bir anda. Nasıl konuşur? Nasıl konuşur? Şaşırım ama. Yani şaşır. Yani o yüzden hani hiç insanlarla muhatap olmayacak bir hayvan var ise denizin 3000 metre altında yaşayan bir yaratık işte yağmur ormanlarında her an kamuflaj yapan bu kalemun da olabilir. Kim ne derse desin sevmeye devam edeceğin en iğrenç şey ne? Pinç. Çok güzel program ya. Eline yüzüne bulaştırdığın bir yalan. Oo. Evet. Çok iyiyimdir o konuda. Bak gerçekten ince işçiyimdir yani. Hani bir yalan söylerim, hep beraber inanırız. Ben de inanırım bir süre sonra. Bir insanın zaten başka birini kandırması değil mesele. Mesele kendini kandırması. Ben şimdi seni kandırsam buradan çıkışta arkadaşın sana der ki bu herif yalan söylüyor. Sen de orada uyanırsın duruma. Ama ben bana yalan söylüyorsam senin arkadaşın da gelse, benim arkadaşım da gelse hiç kimse beni onun yalan olduğuna ikna edemez. Bunun gibi ikna olduğum ve bu yüzden elime yüzüme bulaştırsam da bence bulaştırmadım dediğim tabii ki çok olayım var. Abi elime yüzüme bul... Ama hepsinden yırttım ya. Yok ya. Hiç patladığım yalanım yok. Evet evet evet. Çok iyi yalan söylerim ve hiç patlamamışımdır da yani. Doğru söylediğin zaman onun sana yükü... Evet bozulabilir birisi. Sana ben çıkıp dümdüz bir şey söylersem sen bozulabilirsin. Seni kaybedebilirim. Ama sana yalan söyleyip seni kazanırsam bu sefer o yalanın takibini yapmak zorundayım. Çünkü iyi yalan takibi gerektiriyor. Burak'ın anneanne söylemiş ona gidiyoruz falan dediğimde halbuki ona gitmiyoruzdur arkadaşlarla. Takılıyoruz, geliyoruz. Bir sene sonra Burak'ın anneannesiyle beraber bizim eve misafir olmasını düşün mesela. Uf. Böyle bir şey yaşadım da yani. Başıma geldi. Ama onu da aldım. Ben ne bileyim abi anneanne babaanne bunu karıştıramaz mıyım dedim kıza. Paramparça oldu ama mesela onu diyemeseydim tabii onu diyemeseydim ben paramparça olurdum. Sana bir şarkı dinleteceğim ve bu şarkıda ne anlattığını bize tahmin etmeye çalışacaksın. Şarkının ana fikrini mi söylemeye çalışacağım? Yani ana fikri sence neden bahsediyordur? İşte üç aşağı beş yukarı kafanda bir şey belirir ya melodiyle vesaire vesaire. Hadi bakalım. Bildiğim bir şarkı duymuşsundur diye düşünüyorum. Schindler List giriş sahnesinde bu şarkı çalar. Oscar Schindler Nazi subaylarını kafalayarak ilk adımını atar ticaretteki. Savaşı yani krizi fırsata çevirme adımını bu şarkı eşliğinde nasıl attığını görürüz. Çok güzel ama ne anlattığını hiç merak etmemişim açıkçası. Büyük ihtimalle bir aşkı anlatıyor tabii ki. Reis çünkü böyle bir hani konu şeyi ya. Aşk mı diyorsun? Aşk olmayabilir yani çünkü düşünüyorum öyle bir filmin başlangıç şarkısıysa bu niye aşk olsun ki? Ama aşk da olabilir tabii ki. Genelde şarkıların %80'i aşk. Senin şarkıların %kaçı aşka bağlanıyor, %kaçı bağlanmıyor? Hepsi aşka bağlanıyor. Öyle mi? Yani aşka bağlanmayan dur bakayım. Düşünüyorum yok. Yok. O zaman aşk diyorum. Aşk diyorsun. Yani çünkü Poruna Cabeza bir burun farkıyla demek. Adam bütün parasını at yarışında kaybetmiş. Bu şarkıda ondan bahsediyor. Son parasını hepsini işte at yarışına yatırıyor. Sonra bütün parasını kaybediyor. Diyor ki işte bir burun farkıyla diyor bütün parayı kaybettim. Aa. Allah kahretsin falan gibi bir durum doğru var. Doğru bildim o zaman. Doğru bildin. Tabii paraya aşk çok başka bir şeydir. Bir zamanlar şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sevgili Feridun Düzağaç, selamlar ona da çok severim. Kendisini konuk etmişliğimiz de vardır. Feridun Düzağaç'ın mesela Alev Alev şarkısını hatırlıyor musun? Alev alev yandın doğru. Abi bir çıktı şarkı. Kafayı yiyorum. Müthiş hepimiz. Bir şarkı. Ama sonra ne oldu? Böyle omuza böyle kazak bağlayan abiler. Böyle gitar alıp alev alev yandım doğru falan yapmaya başladılar. Sonra bir anda bütün abiler arabada son ses dinlemeye başladı. Şarkının dinleyici kitlesi bir anda başka bir alanda çoğalmaya başladı. Ama şarkıyı sahiplenen kesim yüzünden şarkıdan soğuyabiliyorsun bazen. Sen bu sefer her anket defterinde olduğu gibi benim hakkımdaki düşüncelerini söyleyeceksin ve ben bunu sadece kurgudan sonra göreceğim. İyi hadi ben hazırım. Allah Allah. Garip bir şey dinliyorum şu an. Tamam sen konuşabilirsin.
Ayarları yanlış yapmışlar değil mi? Ben konuşuyorum ama aslında. Yani Melek Mosso. Mosso gerçek soy ismi mi? Çok karizmatik. Yani gerçekten seçilse bu kadar seçilir yani. Ben bu kızla tanıştığım zaman bu kızın tabii ki aykırı bir sanatçı olacağını farkındaydım. Öyle olduğunu da gördüm sonrasında. Konserlerinde şarkıları kadar sahneye hakim oluşu, insanlarla birebir interaktif sohbetleri falan çok güçlü bir kadın gerçekten. Bir de bu noktaya kolay gelmedi. Yani müzikle geldim buralara ve müzik yapan insanların genelde iyi noktalara müzik yaparak gelmediğini gördüm son dönemlerde. Melek Mosso'nun bu noktaya müzik yaparak gelmesi takdire şayan. O yüzden böyle başarılı bir kadını doğal olarak başarısından dolayı zaten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Arkadaş olarak da çok özü sözü bir kadın. Pat pat konuşuyor. Yani ben burada pat pat konuşuyorum ya, ben aslında burada pat pat konuşmuyorum. Yani onun bir de kameralar arkasında nasıl konuştuğunu duysanız aklınız gider. Yani aklına geleni direkt söyleyen bir kadın değil. Doğru kabul ettiğini direkt söyleyen bir kadın olduğu için çok seviyorum. Sesini çok seviyorum. Yan flüt çalmayı bildiğini bilmek bile çok karizmatik. Tam bir keko. O var. Kekoluk var. Yani böyle elinde böyle şey sarma sigarasıyla içeri girip ortamda böyle. Ben var ya bunu falan filan, onlar var. Tam bir keko. Ama güzel harmanlıyor ikisini. Mesela o olmasa da olmaz. Yani bir prenses çıkmasını beklemeyin içinden ama o prensesi de, yani finallenmiş ve başlığa koyulmuş prensesi de bu kekolukla yönetmesi benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bence kötü bir tarafı yok. Bunu herkes büyük ihtimalle söylüyordur. Ama öyle olmasa da öyle demezdik. Ki ben özellikle asla bu konuda yalan söylemem. Lisede olan anket defterinden program mı iteliyorlar millete ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun konser monser pandemide yetmiyor diye YouTube'dan para kazanayım diye mi girdi bu işe? Ben onu tam anlamadım. Yani önüne gelen de YouTuber oluyor arkadaş. Daha evvel programı çağırıyoruz. Bizim YouTube'da bir programımız var. Gelir misiniz diyoruz. Konuk olur musunuz diyoruz. Efendim biz YouTube'a çıkmayız. Televizyona çıkarız falan filan. E ne oldu? Pandemi oldu. Herkes YouTube'da. Şimdi bu arkadaş da bu yüzden mi girdi? Tamam YouTube'dan patladı ama şarkılarınla patladı. Eline kağıt almışsın gidip anket yapıyorsun millete. Otur şarkı söyle kardeşim. Lütfen. Yani ben mesela konuk gidiyorum Melek Mosso'ya dendiği zaman ben şarkı söylemek isterim. Söyletmedi bana. Programı yok efendim, yağmur damlası olsa Allah aşkına ya. Ya bir insan yağmur, niye yağmur damlası olayım yani? Yani bunu normalde bence bir suç olmalı bu soru. Ya kimler yağmur damlası olur bir düşünelim istiyorsanız. Ne ilgiliyorsunuz? Bitti mi? O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hadi program nasıl kapatılır onu tasarlayalım. Mesela program deneme nasıl yapalım. İlk nasıl kapatıyorsun? Nasıl? Normal sen şu an nasıl kapatıyorsun? Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ ol. Sorularımı cevapladığın için çok mutlu oldum. Ben o zaman arkadaşlar bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Anket defterinde kalın. Mossolandınız. Mossolandınız güzelmiş ama bak bunu beğendim. Başka? Başka son. Ya elinde yedek olsun. Beni buradan hep bu kırpıp... Mossolandınız. Tamam ama oraya getirene kadar ayaklarına sağlık falan, dümdüz televizyon lehçesi dümdüz, yani. Dümdüz aynen. Aa, anladım, çok güzel. Bu neymiş? Ay, bu neymiş? Ulan 10 bölümdür şunu çıkartıyorum. Hiçbir arkadaşım benim bölümlerimi izlemiyor ya. Beni, ben de bunu izlemeyeceğim işte. Anketi sonra yok izlerim sonra. Parça parça izliyoruz biz senin ancak bölümleri, hızına yetişemeyip. Estağfurullah, tabii ki sizin eminim daha kaliteli şeyler izlediniz. Yok artık. Ama yok, çok teşekkür ederim. Tamam vallahi bitti. Bitti artık.